Pratik gün arası bültenine hoş geldiniz. Borsa İstanbul'u yukarıya taşıyan dinamiklerden ve para piyasalarının güncel durumundan bahsedeceğim. Gündemdeki haberlere ve küresel piyasalardaki önemli gelişmelere değineceğim. Hazırsanız gündemi incelemeye başlayalım. Mehmet Şimşek'in gelişiyle yükseliş başlamıştı. Ve Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmasıyla iyice ivme kazanan beklenti, yani Türkiye'nin ortodoks ekonomi politikalarına geri dönüyor beklentisi borsayı yukarı taşımaya devam ediyor. Borsa İstanbul, piyasalar risk iştahını yeniden artmasıyla yükselişini hızlandırdı. Günün ilk yarısında tüm zamanların zirvesine ulaştı diyebiliriz. Seçim belirsizliğinin geride kalmasıyla tırmanışa geçen endeks son bir ayda %16'dan fazla yükseldi. Bugüne %0.84 artışla 5673 puandan başlayan endeks, günün ilk yarısında tüm zamanların zirvesine çıktı. 5725 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, böylece Ocak ayında kaydettiği 5704 zirvesini 6 ay sonra geçmiş oldu. Bu arada yabancı yatırımcılar da alım yapıyorlar. Borsa İstanbul'daki yükseliş büyük olasılıkla 22 Haziran'a kadar zaman zaman geri çekilmeler olsa da devam edecektir. Borsa İstanbul yukarıya taşıyan dinamiklerden bahsedelim. Seçimden önce 40-50 milyar olan işlem hacimleri bu sıralar 110 milyar liraya geçiyor. Geçtiğimiz perşembe 140 milyar lira civarında bir işlem hacmi mevcuttu. Ciddi bir artış var. Bu da para girişi gerçekleştiğini işaret ediyor. Yerli ve yabancı yatırımcılar da alım yapıyorlar. Yani geçtiğimiz hafta içinde Bank of America, yabancılar aracılık eden diğer aracı kurumlarla yine nette alıcı pozisyondaydılar. Satıcılar geriye çekildi. Çünkü daha da yükseleceğini düşünüyorlar. Ve bu seviyelerden satmak istemiyorlar. Ve işte alıcılar da şu anda düştüğü seviyelerden kar realizasyonu yaşandığında alıyorlar. Hisse senetlerinde yeniden borsa yukarıya doğru yola devam ediyor. Şimdi bu koşullarda 22 Haziran'a kadar bu temponun devam edeceğini söyleyebiliriz. 22 Haziran'da Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı var. Yani faiz kararı açıklanacak. Faiz şu anda %8,5 düşük faiz politikası kapsamında tek haneli seviyeler indirilmişti. Uzun zamandır da burada bekliyor. Aralarında JP Morgan, Morgan Stanley ve Goldman Sachs gibi birçok ismin yer aldığı yabancı yatırım kuruluşları Türkiye'de politika faizinin artırılacağını düşünüyor. Morgan Stanley Amerikan Yatırım Kuruluşu raporunda %20 yükseltilmesini bekliyor. JP Morgan daha önce %25 yükseltilmesini beklediğini söylemişti. Goldman Sachs yine çok ciddi bir artırım bekliyor. Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan agresif bir faiz artışı bekliyor. Yani ciddi bir faiz artırım beklentisi mevcut. İşte borsayı yukarıya taşıyan beklenti, ortodoks ekonomi politikalara geri dönülüyor beklentisiydi. Hafta sonu gelen bir haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 ay içinde politika faizini %20'ye kadar çıkarılmasına izin verdiği yönündeki söylentiler piyasadaki olumlu havanın yayılmasını sağladı. Bugüne kadar düşük faizden yana olan Erdoğan'ın bu sözleri yabancı kurumlarında beklentilerini destekliyor. Bu arada geçen hafta ilginç bir karar daha alındı. Merkez Bankası'nın başına Gaye Erkan atanırken eski başkan Şahap Kavcıoğlu da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun başına getirildi. Bu da ortodoks politikalara ne oranda döneceği konusunda bir şüphe yarattı. Borsadaki bu yükselişin çok güçlü bir rallye dönmesi için de yabancıların Türkiye'ye giriş yapacak kanalların açılması gerekiyor. Yani 5700-6000 seviyeleri dolar bazında da hala çok ucuz seviyelere karşılık geliyor. JP Morgan seçimden önce Türkiye köklü ortodoks politikalarına dönerse Borsa İstanbul 10-11.000'e kadar gider demişti. Yani 10-11.000 Borsa İstanbul'un kendisiyle aynı klasmandaki diğer gelişen ülke borsaları arasındaki farkı kapatmak için yükselmesi gereken seviye diyebiliriz. Yabancı yatırımcı girişi için de 2020 yılında Hazine ve Maliye Bakanı ve Yasal Bayrak döneminin Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal tarafından alınan kararla kapatılan Londra piyasasındaki swap kanallarının açılması gerekiyor. Yani Türk bankalarının Londra'ya swap kanalıyla Türk lirası vermesi çok büyük bir oranda kısıtlanmıştı. Ve yabancı yatırımcılar da o kanal açılmadan Türkiye'ye çok ciddi bir para girişi yapmaları mümkün değil. BIST 100 endeksi haftaya %0.84 yükselişle 5673 puandan başladı. An itibariyle de 5882 puandan işlem görüyor. Dolar rekor yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Asya piyasalarının açılmasıyla tarihi zirvesini yeniledi. Asya piyasasında 23.76 kuruş ile tüm zamanların tarihi rekorunu kırdı. Türk lirası Amerika para birimi karşısında en fazla değer kaybeden gelişmekte olan ülke para birimi olmaya devam ediyor. Dolar an itibariyle bankalar arası piyasada 23.08 kuruştan işlem görüyor. Bu hafta gözler Merkez Bankası'nın yeni başkanı Gaye Erkan'da olacak. Ekonomi yönetimi değişti ama politikalar henüz değişmedi. Eski politikaların sonucu olarak mevduat faizi artmaya devam ediyor.
3 aya kadar vadeli TL mevduat faizi bankacılık kaynaklarına göre %47'ye kadar çıktı. Euro şu anda 25 lira 39 kuruş yakınlarında seyrediyor. Bu hafta Fed'in çarşamba ve Avrupa Merkez Bankası'nın perşembe günü faiz toplantıları var. Altın, gümüş ve dünya piyasaları bu kararları bekliyor. Yarın açıklanacak olan Amerika'nın tüketici enflasyonu da Fed'in kararına yön verebileceği için önemli bir veri. Altın fiyatları yurt içinde dolar kurunun etkisiyle zirveden inmiyor. Gram altın, doların rekor kırdığı dakikalarda 1497 lira ile tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Gram altın şu anda 1490 lira seviyelerinde işlem görüyor. Amerika Finansal Piyasalar Düzenleyici Kurumu SEC'in geçen hafta aldığı kararlar altcoin'lerde %30 civarına düşüş getirmişti. Cardano, Solana ve Ripple'ın son 24 saatte %2 ile 5 civarında toparlanması, Bitcoin'in ise SEC'den çok daha fazla etkilenmemesiyle son 7 gündeki kaybı %4'ün bile altına indi. 25 bin dolarda desteği var. Yeni hafta 26.123 dolardan başlayan Bitcoin sert gerileme gösterdi. An itibariyle de 25.960 dolar yakınlarında işlem görüyor. Petrol fiyatları küresel talebin baskı altında olması sebebiyle düşerken Goldman Sachs yıl sonu beklentisini bir kez daha aşağı çekti. Brent için yıl sonu fiyat tahminini 86 dolara düşürdü. Amerikan ham petrolü saat 15'te 68.5 dolardan işlem görüyor. Ay dakikalarda Brent petrolün varili 73.30 dolarda seyrediyor. Gelelim gündemdeki haberlere ve küresel piyasalardaki önemli gelişmelere. Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre Merkez Bankası ödemeler dengesi istatistikleri açıklandı. Mart'ta 4 milyar 484 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı Nisan ayında 5 milyar 404 milyon dolara yükseldi. Türkiye'nin resmi rezervleri Nisan'da 8 milyar 663 milyon dolar azaldı. Bir diğer gündem kur korumalı mevduattan çıkışları hızlandırmak ve dolara yönelimi kırmak için Merkez Bankası harekete geçti. TL mevduat faizlerine yönelen bankacılık sektörü merkezin faiz oranlarında geçti. Faizler %47'yi gördü. Bankaların mevduat yarışı başlatmasıyla faizlerde sınır her geçen ay artışını sürdürüyor. Nisan ayında işsiz sayısında 74 bin kişi artış var. Türkiye'de işsizlik oranı Nisan'da bir önceki aya göre 0.1 puanlık artışla %10.2 seviyesinde gerçekleşti. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı dolaylı toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamı ile ilgili Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın 14'te ilk toplantısını yapacak. Ticaret Bakanlığı otomotiv piyasası denetimlerine ilişkin rakamları paylaştı. 6 ay 6 bin kilometre satış kısıtlamasına uymayan bayi ve galerilere 35.1 milyon TL para cezası uygulandı. Fed'in Haziran toplantısında faiz artırımını pas geçmesi bekleniyor. Fed yetkililerinin son dönemde yaptığı açıklamalar ve piyasadaki fiyatlamalar bankanın politika faizini %5-5.25 aralığında sabit tutacağını gösteriyor. Vadeli işlemlerde Amerikan borsaları yatay seyrediyor. Avrupa borsaları haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başladı. Asya Pasifik piyasaları ileride planlanan Büyük Merkez Bankası toplantıları öncesinde karışık seyrediyor. Japonya'da Nikkei yılın en yüksek seviyelerine yakın seyrederken Güney Kore piyasalarının tümü düşüşte. Piyasanın yönü ve ilgisi paralelini gündemi yakından takip ediyoruz. Beğeni ve önerileriniz bizim için çok değerli. Abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.